Ah o koton yok mu ah o koton. Bizi bekletmedi mi? Bizi şuna bakar mısınız? Bir hafta 10 gün boyunca arz fiyatının altında bekletmedi mi? Kol kesmedik. Halen hesabımızda duruyor. Ne diyoruz biz işte 300 lira 500 lira kâr edelim de sıfır maliyetli olarak hisse biriktirme projemize ekleyelim diyoruz. Kotondan bunu beklemezdik. Ne yazık ki arz fiyatının altına sarktı. Birçok kişi yorumlarda hani fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler? Hani taahhütler vardı? Hani patron alım yapacaktı? Yapıyor arkadaşlar. Bir önceki gün sizlerle paylaştığım Rönesans'ın geri alım programından sonra Koton'dan da haber geldi. Bakın Koton fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında geri alım yaptığını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gün boyunca geri alım yaptığını kap bildirimlerine bizlerle paylaşmış. Hem de 27 milyon lot, 28 TL 58 kuruştan ortalama fiyattan 27 milyon adet toplamda 779 milyon TL'lik geri alım yapmış arkadaşlar. E ne oldu? Nasıl arz fiyatının üstüne çıkmadı? Çıkmıyor işte. Demek ki işe yaramıyor. Demek ki o verdiği taahhütleri ne demiş? Bakın şurada fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerin daha önce işlemlerin sona erdirildiğinde ilişkin bir açıklama bulunmamasına rağmen izahnamede öngörülen işlem süresi tamamlanmadan fiilen sona erdirilmesi veya bu işlemlerin hiç gerçekleştirilmemesi halinde bu durumun gerekçesi diye yoktur demiş. Bakın istese yapmayabilir. Yaptığı halde halen arz fiyatının altında. Düşünebiliyor musunuz? Bakın 5. ayın 13'ünde 30 TL fiyattan 2.825.000 adet alım yapmış. 5. ayın 14'ünde 6 milyon adet. 6 milyon adet. 5. ayın 15'inde 28 TL fiyattan 2 milyon adet, 63 milyon TL'lik alım yapmış. Yani bu alımlara rağmen ne yazık ki Koton bir türlü tekrar arz fiyatının üstüne çıkamadı. Önceki gün paylaştığımız gibi Rönesans GEO da arz fiyatının üstüne çıkamadı. Yani o fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulayacağız. Arz fiyatının altına sarkmasını sağlamayacağız sözleri pek de işe yaramıyor anlaşılan halk arzlarda. Buradan da paylaşmış olalım. Umuyoruz bir an önce kendini toparlar. Umuyoruz küçük yatırımcı artık halk arzlara katıldığına pişman olmaz arkadaşlar. Yani en azından bir 300 lira 500 lira kar etsin de BIST 30 hisseleri içinde kendi beğendiği şirketlerden uzun vade şöyle eklemeler yapsın. Bizim beklentimiz o yönde. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.